Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar olsun efendim. TGT Haber TV, TGT Euro kanalımız ve TGT BGS kanalımızla beraber TGT FM radyomuzda canlı yayında karşınızdayız. Muhterem hocam, Profesör Doktor Sayın Ramazan Ayvalı Bey ile beraber iftara doğru programımızda huzurlarınızdayız. Değerli izleyenler, dün işlemiş olmuş olduğumuz iftar ve imsak vakitleri konusuyla ilgili bugün çok yoğun teşekkür mesajları geldi. Sayın Ayvalı Hocamızın bazı televizyon kanallarının ezanı erken okuması ve bazı hocaların da imsak vaktini son ana kadar yenilip içebileceğini söylemelerinden dolayı bilimsel ve İslami açıdan yapmış olduğu tüm tespitlerin doğruluğunu her geçen gün daha farklı şekilde anlıyoruz. O yüzden bu akşam bu hassas konuyla tekrar başlamak istiyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim yanlış mı dedik? Efendim bana da dün ve bugün Evet çok miktarda telefon, mesaj, mail geldi. Tebriklerini, takdirlerini, teşekkürlerini ifade ettiler. Meselenin bir kere daha net bir şekilde ortaya konulmasını hatta temkin konusuna da girilmesini ifade ettiler. Evet efendim. Bakın biz burada lehte veya aleyhte herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Sadece vakayı tespit edeceğiz. Ben e, konu hassas olduğu için böyle madde madde e, meseleyi ele alacağım. Buyurun efendim. İlk dönem mecliste yer alan şeriye ve evkaf nezaretinden sonra yani işte riyaseti 1924 yılında tesis edilmiştir. Bu tarihten itibaren son başkana Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş Bey'e Gelinceye kadar Diyanet İşleri Reisliği makamına 17 başkan gelip geçmiştir. İlk 12 reis zamanında imsak vakitleri bugünkünden 20 dakika önce idi. Evet. Bunun aksini hiçbir fert söyleyemez. Çünkü ben eski bir diyanetçiyim efendim ya. Senelerce orada çalıştım. Hem de en önemli evet. mevkide Din Yüksek Kurulu'nda çalıştım. Ama 1982'de namaz vakitlerini ve imsakin değiştirilmesi kararı alındı. Burada ikinci bir madde çok önemli. 1949 yılında Yarı Başkan Ahmet Hamdi Akseki'nin talimatıyla Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu Profesör Fatih Gökmen başkanlığında Profesör Doktor Kamil Miras, evet. Darülfünun hocalarından, eski üniversite, İstanbul Üniversitesi hocalarından. Efendim İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen o zaman İstanbul müftüsüydü. Daha sonra Diyanet Başkanı da olmuştu Ömer Nasuhi Bilmen hocam. Eyüp müftüsü İsmail Habib Erzen ve muvakkıt Yusuf Ziya Gökçe'den oluşan bir ilmi komisyon imsak belirleme çalışmaları yapmışlar. Eksi 19 dereceyi esas almışlar. Evet. Bakın Ahmet Hamdi Aksek. Herkesin tanıdığı bir insan. Ömer Nasuhi Bilmen. Herkesin evet. tanıdığı bir kişi. Profesör Fatih Gökmen. E, astronomi konularında İhsas sahibi bir insan. Eyüp Müftüsü İsmail Habib Erzen ve muvakkit Yusuf Ziya Gökçe var heyette. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı 1982 yılında imsak vaktinden temkeni, temkini kaldırdığı sırada Güya İslam'ın kolaylaştırma ilkesi doğrultusunda diye bir ifade kullandılar. Eksi 19 yerine de eksi 18 aldılar. Buna da bilimsel bir kriter dediler. Allah Allah. Şimdi bakın 1958 senesinde Ziya Osman Bey. Evet hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca neşredilen namaz vakitlerinin yanlış olduğunu bir gazete köşe yazarı makalesinde belirtti İsmini de vereyim. O zamanınki o zamanki Milliyet Gazetesi'nde Refi Cevat Ulunay. Makalesinin başlığı Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri yanlış mı? Şeklinde, sual şeklindeydi. Şimdi ona Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi. Evet, evet, evet hocam. mertçe asırlardan beri devam ede gelen prensiplerin arkasında durdular diyen Dışişleri Başkanlığı efendim. Ne dediler? Şöyle dediler. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasını okuyorum. Ben bir akademisyenim. Evet. Böyle ilmi konularda çok hassasiyet gösteririm. Dediler ki imsak vaktine gelince Diyanet'in yazısı. Yazınızda gerek İngilizler, gerek Amerikalılar, gerek Fransızlar bu vakti Güneşin eksi 18 derece ufkun altında bulunduğu zaman olarak kabul etmişlerdir diyorsunuz. Refi Cevat Ulunay'a cevap veriyor. Ceva evet. Acaba Hristiyan olan bu üç milletin imsak vaktinde hangi ibadetleri var ki imsak vakti için böyle bir derece esas olarak kabul etsinler? Efendim <laughs> Hristiyanların o saatlerde bir ibadetleri yok ki. Bunu eksi 18 alsalar ne yazar? Eksi 19 alsalar ne yazar? Ne yazar? Ne yazar? Evet. Ama İslamiyet'te çok mühim bu. E, namaz meselesi var, oruç meselesi var. Böyle yapmış olsalar dahi İslam heyet şinasları, İslam astronom mütehassıları tarafından meşgul vakit, imsak vakti İslami kaidelere göre takdir edilmişken bu hususta yabancılara uymak mecburiyeti nereden çıkıyor? Mertçe yazmış efendim bir yani hadisler başkanlığı cevabını. Açık bir şekilde cevaplandırılmış. Evet. evet. İmsak vakti mebdi fecrin tulu anıdır. Yani doğu ufkunda beyazlığın bir nokta halinde görüldüğü zamandır. Heyet şinasanı sabıkamız, evvelce gelen bütün İslam asrı mütehasıslarımız, bu anın eksi 19 derece inhitatı ı şemse tevafuk eylediğini ufkun altında eksi 19 derece olduğunu kabul etmişlerdir. Demek ki İslam heyet şinaslarının, İslam astronomi mütehaslarının imsak vakti için kabul ettikleri derece eksi 18 derece değil, eksi 19'dur. Namaz vakitlerinin bu dereceye göre hesaplanması lazımdır ve takvimimizdeki hesaplar buna göredir. Refi Cevat Ulunay'a, Millet Verlerin Gazetesi'ne, Başkanlığı'nın 1958 yılında verdiği cevap budur. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanı'nın yazısında biz size imsak vaktinin formülünü bildiriyoruz. Evet. Hesabı buna eksi 19 dereceye göre yapınız veya yaptırınız. Neticede takvimde yazılı vaktin doğru olarak çıktığı görülecek ve boş yere zihinlerin bulandırıldığı anlaşılacaktır demişlerdir. Şimdi Ziya Osman Beyciğim. Evet efendim. Efendim bakın burada yani i̇çeri Başkanlığı bizim İslam Astronomi mütehassıslarımız var diyor. Bunların hepsi ittifakla eksi 19 dereceyi bildir bildirmişlerdir diyor. Tarih boyunca gelmiş geçmiş pek çok İslam Astronomi alimi var. Ben buraya hepsini e, vefat tarihleriyle falan çıkardım. Ama hepsini okumaya lüzum yok. Şu kadarcığını söyleyeyim. Buyurun hocam. İbrahim Fezari Bağdadi vefatı 188. Muhammed bin Musa Bağdadi vefatı 205. Habeş el Hasib vefatı 250 ki bu zat dünya çapında meşhur bir alimdir. Astronomi konusunda son derece kıymetli eserleri vardır. Avrupalılar dahi bu eserlerden istifade etmişlerdir. Musa bin Şakir'in oğlu Muhammed ve Ahmet iki kardeş. Biri 259, biri 265'te vefat etmişler. Ebu Bekir Muhammed bin Ömer Müneccin Bağdadi, İbni Yunus, Usbu Gırnati, Nuruddin Batruci, İbni Şatır Ali bin İbrahim, Abdullah bin Ali Mardini, Ali bin Ahmet Bağdadi, Ali Koşçu Efendim astronomi alim Ali Kuşcu'nun ismini evet. duymayan yok efendim. Sizin gelmiyor. Evet. Et-Tacuri, Hintli Abbas kulu Molla Kutsi, Muhammed bin Muhammed Hani, Kedusi, Yüzbaşı Muhammed Hilmi Efendi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Ahmet Ziya Bey. Daha ben onlarcasını, yüzlercesini sayabiliriz. burada sayabilirim efendim. Her birinin astronomi alanında çok kıymetli çalışmaları ve değerli eserleri vardır. Onun için senelerce evvel bir gazetede Diyanet Başkanlığı e, Müslümanlara fazla oruç tutturuyor diye beyanat veren profesörün bu konuda bu alimler kadar ilmi yoktur. Hali hazırda, hali hazırda efendim ekranlara çıkıp işte iftarı bir, bir saat daha ileriye almalı veya 45 dakika daha ileri almalı. Maalesef Güneşin doğmasına yakın bir zamana kadar efendim Sahur. E, yiyip içmeli evet. diyenler de bu alimlerin yanında cahildir. Bu alimlerin eline su dökemez. Amaç ne Ramazan hocam peki? Dertleri ne bunların? Amaçları ya meşhur olmak, ya milletin kafasını karıştırmak, evet. ya dinle oynamak. Yani ben başka bir maksat göremiyorum efendim. Evet. Yani bakın burada şunu da ifade edelim. İslam astronomi alimi Ahmet Ziya Bey, Hicri 1355'te vefat etmiştir. Sene 1441. Evet. Rubu dairenin sureti istimali kitabında diyor ki Avrupalılar feci sadıkın başlaması olarak ufuk üzerinde beyazlığın tamamen yayıldığı vakti hesap ediyorlar. Bunun için fecir vakitlerinde, fecir hesaplarında güneşin irtifanı eksi 18 derece alıyorlar. Biz ise ufuk üzerinde beyazlığın İlk görüldüğü vakti hesap ediyoruz. Bunun için de şemsin güneşin irtifaının eksi 19 derece olduğu vakti buluyoruz. İşte efendim ufuk üzerinde beyazlığın tamamen yayılması Avrupalılar'a göredir. İslam astronomi alimlerine göre evet. e, beyazlığın evet. ilk görüldüğü Anladım. vakittir. Evet. O da eksi 19'dur. Tekraren söylüyorum İslam alimleri İmsak vaktinin beyazlığın ufku zahir üzerinde yayıldığı vakit değil, beyazlığın ufuk üzerinde ilk görüldüğü vakit olduğunu bildirdiler. Yani güneş ufku zahiri, görünen ufuk hattına -19 derece yaklaşınca imsak vakti başlar. Fetva böyledir. Müştehit olmayanların bu fetvayı değiştirmeye hakları yoktur. Evet. Fetvaya uymayan ibadetler sahih olmaz. Ben iki örnek daha vereyim. Başka bir konuya geçeceğiz. Evet ilgili efendim. diğer konuya geçelim. Evet, evet, Bakın Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Islahu Takvim ve Riyazul Muhtar isimli eserleri yazmış. Şafak yatsı vakti için güneşin ufuk altında eksi 17 derece ve fecir imsak vakti için eksi 19 derece olduğunda ilmi heyet müteassıslarının ittifak ettiklerini yazmaktadır. Söz birliğiyle bunu bildirmişlerdir diyor. İttifak var diyor. Evet. Diğer bir husus İstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin 8 Temmuz 1992 tarih biraz daha yakın tarihtir ve 1354 sayılı yası ile imsak ve yası vakitlerinde Güneşin ufkun altında derecelerinin ve temkin müddetinin 1400 seneden beri uygulana geldiği yani yatsı şafak için ufkun altında eksi 17 derece, imsak fecir için ise eksi 19 derece şeklinde olması ve temkin müddeti ile ilgili olarak da yapılan hesaplara göre Evet bu miktar temkin belli bir rasat yeri için muhtelif tarihlerde 8-10 dakika arasında olmaktadır. Bu bakımdan genel olarak temkin miktarının 10 dakika alınması ve bunun öğleden önceki vakitlerden çıkartılması, öğleden sonraki vakitlere eklenmesi gelene kaynağı almıştır diye bildiriliyor. Evet. Bu da kanunen bu konulara bakmakla görevli olan Kandiller Hastanesi'nin yazısı. Evet. Peki bütün bunlar ortada iken Ahmet Hamdi Akseki'nin kurduğu heyetin açıklamaları, efendim yani başkanlığının Refi Cevat Ulunay'a verdiği cevap, cevap e, daha sonraki alimlerin açıklamaları ortada iken niçin bu temkin vakti ile oynanıyor? Niçin oynanıyor Temkin hocam? vakti değiştiriliyor. İşte sebebini anlayamıyoruz efendim. Yani yetkililerin çıkıp demek ki bir amaç var, bir kasıt evet, var. Yetkililerin çıkıp evet. bizi ikna etmeleri lazım. E, ben burada bir iyi niyet Görmüyorum efendim. Onun için biz vakayı tespit ediyoruz. Şimdiki yetkililerden de ricamız şudur. Ee, evet. İki çeşit takvim çıkıyor. İki çeşit imsakiye basılıyor. Maalesef Ramazan-ı Şerif'te insanlar daima huzursuz oluyorlar. Bakın biz milyonların sesini yetkililere iletiyoruz efendim. Aynen. Milyonların sesini yetkililere iletiyoruz bu ayrılığın giderilmesi lazım. Elhamdülillah bir kutlu doğum haftası diye ikinci alternatif bir kutlama oluyordu. Nisan ayında o problem hal oldu. Mevlid Kandili eski yerine, Rebül Evel ayındaki yerine alındı. İnşallah bu yetkililerden ricamız bu durumu da düzeltmeleridir. Evet. Bu durumu da düzeltmeleridir. Demek ki TGT Haber TV'mizin İstanbul için iftar vaktini saat olarak vermesi Anadolu şehirlerini vermesinin tamamı doğrudur. Maalesef bazı yerler ikişer dakika, üçer dakika iftarı erken gösteriyor hocam. Efendim onun için evet. ben bütün vatandaşlarımıza TGRT Haber, evet. TGRT EV, TGRT Belgesel, TV kanallarında, TGRT FM Radyo Evet. Türkiye takviminde, Türk takvim namaz Vakitleri.com'da, internette pek çok da şey var. E, buralarda e, verildiği şekilde e, efendim o zamanlara riayet ederek namazlarını kılmaları, oruçlarına başlamaları oruçlarını aşmalarını tavsiye ediyoruz. Asırlar boyunca hatta 1982 yılına kadar yani Şehir başkanlığında da bütün alimler, veliler, Şeyhülislamlar, müftüler, bütün Müslümanlar efendim bu vakitlere riayet etmişlerdir. O evet bakımdan hocam. biz Allah rızası için bir akademisyen olarak dini mesuliyetimizin de idraki içerisinde olarak ilk yapıyoruz. Ama buna uyup uymamak tabi mı kendisine kalmıştır. kalmıştır. Evet hocam. Efendim, Diğer konularına geçelim. evet. E, hesabı e, inşallah ahirette kendileri tarafından verilir efendim. Evet. E, Siz cevaplandıralım. Şimdi, Zaman içerisinde ben yine bu temkin konusuna da bir temas etmek isterim. Çünkü oraya gireceğiz efendim. Temkin de anlaş sonra inşallah. Evet, anlaşılamıyor. Evet. Temkin de yanlış olarak e, anlaşılıyor. Temkinin de ne olduğunun bir e, bilinmesi lazım efendim. Şimdi Ramazan Hocam 11 ayın Sultanı Mübarek Ramazan-ı Şerif'te yapılacak en önemli sünnetler nedir? Yani Peygamber Efendimizin yapmış olduğu sünnetler bu ay içerisindeki Önemlileri nelerdir efendim? Efendim, bunu bir anlatırsanız. Tabii, e, burada şöyle birkaç şey üzerinde durabiliriz. Birincisi oruçla ilgili. Evet. İftarı erken yapmak, sahuru mümkün mertebe teyit etmek. Ama vakitleri taşmamak kaydıyla. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok önem verirdi. İftarı acele yapmak insanın hazini ortaya koyan bir haldir. E, Yiyip içmeye dolayısıyla evet e, her şeye muhtaç olduğumuzu gösteren bir haldir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. Yine iftar yaparken iftar duası yapılıyor. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkı eftartu

yarın ki Ramazan orucuna da niyet ettim. Fakirli mekatem tuhme akhar tu. Geçmiş günahlarımı ve gelecek günahlarımı mağfiret buyur. Ya Rabbi diye böyle devam ediyor efendim. Yine zehbe zama ve btelte uru ve sebetel ejri Teala duasını okumak. Bunu İmam Rabbani Hazretleri evet, Mektubat ı mektubatı şerifesinde söylüyor. E, susuzluk gitti, damarlar efendim e, suya kandı ve inşallah o Teala ecir sabit oldu. Yine teravih namazı kılmak evet. bu ayın sünnetlerindendir. Hatim okumak önemli evet. bir sünnettir. Kur'an-ı Kerim malum bu ayda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Bu akımdan hatim yapmak çok önemli bir sünnettir. Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan ayında gelip Peygamber Efendimizle o güne kadar inen sureyi celileleri, Ait kerimeleri mukabele yaparlardı. Yani ne demek? Cebrail selam okur, Peygamber Efendimiz dinlerdi. Sonra Peygamberimiz okur, o dinlerdi. Son sene bu mukabele iki defa oldu. Ve bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azad olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire bağlanır. Rahmet kapılar açılır. Evet. Allahu Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Aa, Yine bu. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın birinci gecesi kim namazda Fetih Suresi'ni okursa Allahu Teala bütün sene o kimseyi korur diye bir müjde de vardır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif ayında köle satın alır. Bunları azat ederdi. Kendisinden ne isterse verirdi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir oruçluya iftar yaptırmanın çok sevaplı olduğunu ifade buyuruyorlar. Ama bu iftar yaptırma sadece böyle mükellef ziyafetler vermek değil. Bir hurma ile, bir bardak sütle, bir bardak su ile iftar açtırmakta evet, evet bu sevabı elde etmeye vesile olur evet. bunun, gibi, bunun gibi onun gibi bedeni ve mali neler yapabiliyorsak işte zekatlar hesap edilmeli bu ayda e, yani sene dolmadan da evet. verilebilir. Sadakalar, teberrular, tasadduklar yapılmalıdır. Ee, az sadaka çok belayı karşılar diye meşhur bir atasözümüz Bak, vardır evet. değil mi? Efendim? Evet efendim. Değerli izleyenler 0546 780 80 80, 80 nolu WhatsApp hattımıza sorularınızı yollayabilirsiniz. Ben de elçi olarak sayın hocam ileteceğim. Hocam ilk sual. Hayırlı Ramazanlar diliyor izleyicimiz. Kirada oturuyorum. Bir adet arabam var. Ev alabilmek için de para biriktiriyorum. Evet. Kredi çekmek istemediğim için biriktirdiğim para için zekat vermem gerekir mi demiş efendim. Efendim eğer biriktirdiği para hesap miktarını bulmuş ve geçmişse yani 96 gram... ...altın mukabili... ...olmuşsa... E, ...o anda... ...diğilen zengin oluyor. Bunun üzerinden hicri kameri bir sene geçtiğinde... ...zekat farz oluyor. E, ama... ...başka borçları varsa, evet... ...borçları... ...düştüğünde... ...bu eldeki mevcut para... hesap miktarının altına... ...iniyorsa... Zekat gerekmez. Ee, bir sene dolmadan evvel ev alırsa, zaten üzerinden bir sene geçmediği için henüz zekatı e, gerekmemektedir. E, e, İcab etmez. Fakat bu hesap miktarına ulaşmış ve ulaştıktan sonra da üzerinden bir sene geçmiş ise, kırkta bir nispetinden, yüzde iki buçuk nispetinden buna zekat gerekir efendim. Bir izleyicimiz diyor ki, Toki'den ev çıktı. Adak adamıştım. Ne zaman kesmem lazım demiş. İzmir'den selamlarını gönderiyor efendim. Efendim Adak'ta e, ağızdan çıkan söz önemli. Eğer kurban keseceğim demişse muhakkak Kurban Bayramı günlerinde kesmek gerekir. Zilhicce'nin 10, 11 ve 12. günlerinde. Evet. Kurban Bayramı günlerinde. Kurban Bayramı 1, 2 ve 3'ün günlerinde kesmesi gerekir. Ama bir hayvan keseyim demişse istediği zaman kesebilir efendim. Onun için zaman, zaman. tabi zaman mefhumu, zaman tayini, zaman tahlidi yoktur efendim Bir izleyicimiz diyor ki koronavirüs durumundan dolayı beyim sürekli evdeydi. Gördük ki aramızda bayağı tartışma var ve bana kötü davranıyor. Hocam acaba bana nasıl bir tavsiyede bulunur demiş. Evet efendim. Efendim aslında erkeklerin hanımlarına, hanımların da erkeklerine çok teşekkür etmeleri lazım. Ne diye? Biz hep iş güçte oluyorduk. Eşimizle tam manasıyla bir arada bulunamıyorduk. Bu Allahu Teala'nın bir ihsanı oldu deyip bu nimetin kıymetini bilmeli. Hanımlar da evet. eşlerimizi ya gün boyunca göremiyorduk. işte güçte oluyorlardı. Elhamdülillah Cenab-ı Hak onları eve rapt etti. Evde mahpus kıldı. Kocalarımızı e, tam manasıyla görüyoruz, onlarla beraber olabiliyoruz, diye şükretmeler. Eğer nimetin kıymeti bilinmezse elden gider efendim. Bakın Ziya Osman Beyciğim, şu kesindir, e, kavga her iki taraf da ben haklıyım deyince çıkar. Biri karşıdakine sen haklısın derse kavga biter. Büyüklerimiz, ölü ile diri arasında kavga olmaz derlerdi. Evet, evet, Ne demek o? Biri alttan alırsa, kendisini ölü farz ederse kavga olmaz. Ama her iki tarafta sen haklısın, ben haklıyım derse Çekiştirilse... o da kavga çıkar. Efendim, geçmiş senelerde bir püskülden bahsetmiştik. Doğru. Ee, bazılarının çok hoşuna gitmiş epeyce gülmüşler. Şöyle biraz <laughs> neşelendirelim. Tabii ki efendim. Bir Buyurun bahsedelim hocam. efendim. Buyurun hocam. Şimdi bir hanımefendi demiş ki beyine, efendi demiş, zaman zaman benim ablalığım tutar. Bak Allah. benim ablalığım tuttuğunda, ne olur? Sen arazi ol, evden toz ol, Allah üzerime Allah. gelme demiş. Hay hanım demiş. Ama bazen benim de ağlığım tutar. Benim ağlığım tuttuğunda da, sen arazi ol demiş. Peki, senin albalığın tuttuğunu nereden anlayacağız? Nereden anlayacağız? Senin ağlığın tuttuğunu nereden anlayacağız? Adam demiş ki Bak benim bu serpuşumun Püskülü sağ taraftadır Ben bunu şöyle Sallayıp Sol tarafa geçirirsem Anla ki anla O gün ki... benim heyyelerim üzerimde o kadar. Evet. Ve e, Benim tutmuş e, Bir gün Adamı böyle ağla tutmuş. Hanımefendi demiş ki, beyefendi demiş, komşular beni çaya çağırmışlardı. Müsaade dersen ben bir gideyim demiş. Gitmiş efendim. O arada adam kendi evet. kendine kalınca ufuneti def olmuş. Kızgınlığı geçmiş. Hanım kapıyı çalınca neşeyle kapıyı açmış. Yine bir gün hanımın ablalığı tutmuş. O da böyle eteğini kaldırmış. Şurasına sokmuş. Böyle eteğini bey burada görünce hanımefendi demiş. Ya arkadaşlar beni çağırdılar. Kahvehanede evet. bekliyorlar. Müsaade dersen ben bir gidip geleyim falan demiş. O kahvedeyken hanımın da kızgınlığı geçmiş. Bakın Çok güzel. bakın sevgili peygamberimizin bazı tavsiyeler var. Tabi bu işin latifesi şu mübarek günde değerli izleyicilerimizi neşelendirelim diye bu Çok iyi, hikayeden Çok bahsettik. Eğitiniz ama işin aslını söyleyeceğim. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki: Herhangi biriniz kızarsa, gazaplanırsa, hiddetlenirse, öfkelenirse ayaktaysa otursun. Otururken kızgınlık arzı olmuşsa yatsın. Hani bazen çoluğa çocuğa anne baba nedir? Kaldırma benidir. Oturduğu Doğru. yerden kalkmasın zor olur. Ama ayakta olsa hemen üzerine rüyü verir. Ayaktayken oturdu, otururken yattı. Buna rağmen kızgınlığı geçmedi. Peygamber Efendimizin başka bir tavsiyesi daha var. Su ateşi söndürdüğü gibi abdest de insanın kızgınlığını, gazamını giderir buyuruyor. Bakın ya Osman Beyciğim bir sahabi gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Evet hocam. Evsini demiş. Ya Resulallah bana bir nasihatte bulun, nasihatte bulun, tavsiyede bulun. Peygamberimiz ona La tavzab Kazaplanma, hiddetlenme, öfkelenme, kızma, sinirlenme buyurmuş. Sağ tarafa geçmiş, efendim, bir nasihat daha. Aynısını söylemiş. Sol tarafa geçmiş, bir nasihat evet. daha. Aynısını söylemiş. Arkasına geçmiş, bir nasihat daha. Aynısını söylemiş. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın timsali, numune-i imtisali, üsve-i hasene, örnek şahsiye. Allahu Teala onun yüksek ahlakını Kur'an-ı Kerim'de met ediyor. Estağzu ve inneke le'ala azim. Ey habib muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. Yine Estağzu billah lekum fi resulillah hasene. Andolsun ki muhakkak ki Allah'ın resulünde sizin için ve Hasene numune imtisal güzel örnek vardır. Bu zat kendisinden nasihat isteyene dört defa üst üste kızma, evet. sinirlenme, öfkelenme, hiddetlenme, gazaplanma buyuruyor. Bu bizler için de çok önemli bir nasihattir. Allah, Allah razı olsun hocam. Sağ Tavsiyedir. Onun için Ziya Osman Beyciğim gördüğüm kadarıyla siz de yumuşak bir insansınız. Ben de mümkün mertebe yumuşak olmaya çalışıyorum. Bazen size kızdığımız filan da oluyor ama İyi bak, fakat <laughs> sonradan helallaşıyoruz değil mi olsun, canım? Kardeşim. Helallaşıyoruz efendim. Allah razı olsun. hal icabı, durum icabı bazen olabilir. Olur tabii efendim. Biz bazen ekranda efendim bazı insanlara da kızıyoruz. Onlara kızmamızda ama tamamen haklıyız. Niye? Çünkü Allahu Teala'nın diniyle Oynamaya çalışıyorlar. Ona dil ve el uzatmaya çalışıyorlar. Kızgınlığımız oradan geliyor. Evet. Hocam e, sualler yoğun şekilde. 780 tane sual var şu ana kadar. Maşallah Allah bereketin, Bir tanesi diyor artırsın. ki maşallah teravih namazına ve 3 rekatlık kazaya kalan akşam namazına niyet edilebilir mi? Teravih 3 rekat olabilir mi diye bir sual var. Efendim kazaya niyet evet. ettiğinde ona teravih de diyebilir. Teravih de niyet edebilir. E, caizdir. Nitekim akşam namazının e, sünneti de akşam namazının sünneti de iki rekattır e, orada bir akşam namazını kaza ederken e, üç rekat kılmış oluyor e, Dolayısıyla e, hem e, vitiri Efendim e, yani hem kazayı Evet hem de teraviye niyet edebilir Üç zekat kılabilir. Hocam zekattan bahsettiniz ya zekatla ilgili olarak kimlere verilir kimlere verilemez diye peş peşe yedi tane sual var. Hayır. O zaman ben bunu şöyle Lütfen. madde madde çok net bir şekilde söyleyeyim. Lütfen efendim. Buyurun. Zekat bir usule verilemez. Usul dediğimiz anne baba dede nene onların ana babaları yukarıya doğru. Usul Usulen. asıllar kökler, kökler. Tamam. İki furu fura verilemez. Çocuklar, torunlar, onların çocukları. Furu da dallar demek. Aşağıya doğru dallar. Usul ve furua verilemez bir. İki, Kişinin bakmakla mükellef olduğu kişilere verilemez. Mesela hanımına. Evet, bakmakla doğru. mükelleftir. Ama bunun haricinde kardeşlerine verebilir. Amcasına, dayısına, halasına, Gelinine, teyzesine, verebilir. damadına, onların çocuklarına verebilir. Gelini fakirse ona verebilir. Damadı fakirse ona verebilir. Anladım. Hatta hanım kocası fakirse ona da vermesi caizdir ama koca hanımına veremez. veremez. Bu bir. İki, kafirlere verilmez efendim. Gayrimüslimlere bakın kurban etinden verebilirsiniz. Ee, Teberruh, tasaddukta bulunabilirsiniz. Evet. Hediye verebilirsiniz. Ama farz olan zekat ve vacip olan sadakayı fıtır kafirlere verilmez, gayrimüslimlere verilmez. Evet. Behemal müslüman olması lazım. Üçüncüsü, zengine verilemez. Yani dinen, 96 gram altını veya bunun mukabili parası olan e, kişilere verilemez. Ama dinimizdeki zenginlik ölçüsüyle, bugün cemiyetteki zenginlik ölçüsü farklıdır Ziya Osman Beyciğim. Onu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Koyun hocam ortaya. Bir adamın evet villası olur, lüks arabaları olur ama külletli miktarda borcu olur. Bu adam dinen fakirdir. Evet. Ama bir adam kirada oturur, dolmuşla, metro ile, metrobüsle işe gider, gelir. İşe gelir gider. Ee, ve gece konduda kirada oturmasına rağmen kenarda biriktirdiği parası vardır. Evet. 96 gramdan fazla. Efendim o da dinen zengindir. Ve o, zekata o zekat verecek, evet. kurban kesecek, kurban vacip, sadıkı fıtır verecek vacip. Bir de şartlar, diğer şartlarda tavuk ederse hacca gidecek. Zekat ve hac farz olur. sadıkayı fıtır ve kurban vacip olur efendim. Evet efendim. Değerli izleyenler, sevgili Ramazan Eyvallah hocamızın tatlı tatlı üslubuyla sorulara cevaplandırma devam edeceğiz. Şu hayırlı programı bize yapmayı nasip edenlere de Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Stüdyonun sıcaklığıyla bile ilgilenip, telefon açıp, klimamızı açtırmak düşünecek kadar da güzel niyetleri var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Bir ekte arası değerli izleyenler, iftara doğru programımız sürecek. Ramazan Ayvalı hocamızla iftara doğru programımız canlı yayında devam ediyor efendim. O kadar yoğun ilginiz ve katılımınız var ki müteşekkirim. Sağolunuz. Hocam reklam arasında gelen sorulara baktığımda 11 soru kocam kıymetini bilmiyor şeklinde başlıyor. Farklı farklı insanlardan. Evlerde bazı huzursuzluklar anı olduğunu bahsediliyor. Hanımının kıymetini bilmediği iddia edilen erkeklerden şikayet var. Ama erkeklerden şikayet yok. Erkeklere şikayet var. Şimdi ya Osman Beyciğim eğri otursak da doğru konuşalım. Buyurun tabii ki. Bakın birbirleri üzerine en çok hakları geçenler karşılıklı olarak eşlerdir. Evet. Bir insan üzerinde en çok hakkı olan annedir. Fakat insanların birbirleri arasında en çok hak geçmesi ailede olur. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Salih hanımların cennet nimeti olduğunu ifade buyuruyorlar. O bakımdan evet. E, dünyadan hiçbir şey ahirete gitmeye layık değil ama Kişinin salih hanımı cennete gidecektir imanla vefat ettiğinde. Kişi de mümin olarak ölmüşse hanımın yanında olacaktır. O halde daha dünyadayken kavuştuğumuz cennet nimetidir. Evet. Salih hanımlar. Ee, şek ve şüphe yok. Sizin de evlilik hayatınız oldu. Evet Hanımların efendim. ciddi manada hakları geçiyor erkekler üzerine. Yemekleri yapıyorlar. Bulaşıkları yıkıyorlar, evi temizliyorlar, çamaşırları yıkıyorlar, ütüyü yapıyorlar. Yani çoluğa çocuğa en çok bakan anne oluyor. Yani mesela üç tane kız evladımız oldu. Allahu Teala'ya Hamdü Senalar olsun. Hepsinden de çok memnunum. Allah razı olsun. Çok şükür bugüne evet. kadar benim başımı eğdiren bir iş yapmadılar. Maşallah. Ben de zaman zaman onlara Soruyorum yavrularım benden bir baba olarak memnun musunuz? Sizin başınıza eğdirecek bir iş. Ben de gördünüz mü diyorum böyle karşılıklı rıza haline birbirimize evet. ifade ediyoruz. Bakın e, siz de <laughs> normalinde Erzurum doğumlu musunuz efendim? Tokat. Tokat doğumlusunuz ama... Annem Erzurumlu babam Tokatlı. Ha, anneniz Erzurumlu evet. değil mi efendim? Annem Erzurumlu. Yani, Erzurum tortum. E, sizin kerimeniz Erzurum doğumlu herhalde. Evet efendim. Evet. E, Allah-u Teala ona da hayırlı uzun Abi, ömürler versin. Şimdi yani sizin bir Erzurum'a da bir münasebetiniz var, efendim, var da onu bir... Akrabalar hep Değil mi efendim, burada, Tabii ki. Onu bir net olarak anlayalım diye evet, e, söyledim. tabi e, tabii Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinin, Hayrettin'i Tokadi Hazretlerinin, Taz Osman Paşa hem hemşehrisi olduğunuzu Cihan Alem biliyor canım. Babanız Allah-u Teala hayırlı Allah uzun ömürler sebebi. versin. Amin. Tokad'ın güzide insanlarından. Kıymetli eğitimcilerden sağ olun efendim. Şimdi bunu şunun için söyledim. Erzurumlu İbrahim Hakkı evet, Hazretlerinin evet. Marifetnamesi var. Evet. Marifetnamesi. Buyuruyor evet. ki hanımların kocaları üzerinde 30 tane hakları vardır. 30 hak. Kocaların da, hanımlar üzerinde 22 tane hakları vardır diyor. Orada bu 52 hakkı saydıktan sonra önemli bir cümle kullanıyor. Nedir efendim? Bir ailede bu hukuka karşılık olarak riayet edilirse o ailede huzur, sükun, emniyet, asayiş olur ve mücerreftir. Tecrübe edilmiştir diyor efendim. Tecrübe edilmiştir diyor. Bakın o büyükler tecrübe etmedikleri şeyleri söylemezler değil mi efendim? Tecrübe edilmiştir diyor. Bir evde kavga varsa kesinlikle kesinlikle iki tarafın da birbirlerinin haklarına riayet etmemelerindendir. Ama erkek ailenin reisi olarak kuvvetli ilmi siyaset sahibi olmalıdır. Yani hanımını idare etmelidir. Eğer hanımını idare etmeyecek olursa hanım küser. Ne yemeğini yapar? Evet. Ne bulaşığını yıkar? Ne çamaşırını yıkar? Ne ütüsünü yapar? Ne evi temizler? Ne başka ihtiyaçlarını giderir? Hatta dağısı var. Çeker gider annesinin evine. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını yalvarıp yakarmaya başlar. Hal böyle olunca erkekler hanımlarının kıymetini bilmelidirler. Bu ayet-i kerimede buyuruyor ki Estaizu billah Le in şekertum le ezidennekum ve le in kafartum inne azabi le şedid Eğer şükrederseniz andolsun ki arttırırım eğer küfran nimette bulunursanız nimetin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım. Bu bakımdan nimet elden gittikten sonra nimet elden çıktıktan sonra çok pişmanlık duyar ama iş işten geçmiş olur. Evet. O bakımdan ben de bir aile reisi olarak yani bir erkek olarak burada biraz hem cinslerime nasihatte bulunacağım. Böyle hanımların kıymetlerini bilsinler. Hanımlar, evet, hanımlarını başlarına taç yapsınlar hanımlarını güzel idare etsinler ee, hanımı e, güzel idare ederse kendisi nimetlere kavuşur ama hanımı güzel idare etmezse bir de onun hastalanmasına sebep olursa artık yandı Doktor Doktor Gezer Evet işi onun şikayetini dinlemekle geçer bütün zamanı Efendim bütün paralarını doktorlara, ilaçlara verir. E Ziya Osman Bey yani bu akıllılık mıdır efendim? Hayır efendim. Evet. Tabii ki. Onun için erkekler hanımlarının kıymetlerini bilsinler. Hanımlar da kocalarının kıymetlerini bilsinler. Evet. Onu, onu da onu da söyleyelim efendim. Söyleyelim. Yani o kısmı da ihmal etmeyelim Peki. efendim. Peki. Hocam bir genç bayan sormuş. Diyor ki babam orucunu ezan okununca hoca Allah ekber diye başlayınca duyuduğun bozuyor, açıyor. Yanlış olduğunu söylüyoruz ve bize aşırı şekilde kızıyor. Ramazan Hoca hem bugün hem de Cuma günü bu konudan bahsetti. Biz ehli sünnete uyuyoruz ama babamızın bu davranışından dolayı günaha giriyor muyuz diye sormuş efendim. Efendim babasını evet bir defa ikaz eder. Doğruyu bir defa söyler, emre maruf yapar. Eğer uymazsa kendisi mesul olmaz. Evet. Yani evladın ana babaya bir defa hakkı doğruyu söyleme Hakkı vardır. Ondan sonra e, daha üzerine gitmemeli. Yani affedersiniz. Öyle mi hocam? Tabii tabii. Yahu koca moruk, utanmıyor musun? Yani yaşını başına almış adamsın. Söylüyorum, söylüyorum, kar etmiyor gibi lafları söyleyemez. Bunlar hadis surette doğru değildir. Bakın anne baba hakları çok ağırdır. E, Mevlana Muhammed Rebhami rahmetullahi aleyh var. Evet uzat Hindistan'da yetişmiş alimlerden Riyadun Nasiin ismiyle kıymetli bir kitap yazmış. Farsça 444 muteber es eserden derlemiş. Referanslarına baktım ben. 444 tane ana kaynak var. Efendim e, burada anne baba haklarını sayarken İmam Necmuddin Ömer en var. Kıymetli akaid fıkıh alimlerinden tefsir hadis gibi ilim dallarında da e, büyük tahsilleri var. Epey kıymetli hocalardan okumuş, çok da değerli alimler yetiştirmiş. El-Akaidun Nesefiyyesi de var. Evet. Bu zatın Erbain-i Selmani isimli efendim kitabından bir nakil yapıyor. Diyor ki anne babanın e, evladı üzerinde 80 hakkı vardır. Bunlardan 40'ı Bunlar hayattayken yapılacak şeyler Kırkı da bunlar öldükten sonra yapılacak tamam. görevlerdir. O dünyadaki 40 halktan onu dil ile, onu kalp ile, onu bütün beden uzuvlarıyla, bütün organlarla, onu da e, kalbiledir diyor. Cemal iledir. Şimdi bakın e, anne babaya isyan dinimizde Ekberül Kebair'den sayılmaktadır. En büyük günahlardan. En büyük günahlardan. Hat, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ela ünebbikum bi ekberil kebair Size kebairin de en büyüklerine haber vereyim mi? Buyurduktan sonra Birinci madde eşşirkü billah diyor. İkinci madde ve hukukul validen. Ana babaya isyan diyor. Onun için ana babanın hukukuna dikkat etmeli, riayet etmeli. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkıyorlardı. Üç defa amin dediler. Sahabe-i kiram cumadan sonra ya Resulallah böyle bir üç defa amin dediniz hayırdır. Evet. Anne babası hayatta olup da cenneti kazanamayanların burnu yere sürtülsün buyurdu Cebrail aleyhisselam. Allah Allah. Ben onun bu bedduasına amin dedim buyurmuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de üç şey beraber olur Bir, Estağfirullah, Allah'a ve atîur resul. Allah'a ve peygambere itaat ediniz. Bunlar birbirinden ayrılmaz. 2. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı kılınız, zekatı veriniz. Ebeki Sıddık Efendimiz zamanında zekat vermeyiz diyenlere karşı har başladı. Üçüncüsü de esnaf ve eni şükürli ve Bana ve ana babana şükret. Bakın ana babaya şükür, teşekkür Cenab-ı Hakk'ın Emridir. Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Tabii. İsra Suresi'yi cellesinden. Estağfurullah. "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Orada ana babaya karşı öf bile demeyin. Öf ne demek? Lügatlerde bir mana etodacceru diyor. Bıkıyorum, usanıyorum demek. Hani birisine öf be yeter evet. dediğimizde yani çok uzattın artık, bıktırdın demek değil mi ben? Evet. Anne babaya öf demek bile en hafif bir kelimedir. Öf demek bile ayeti kerimeyle yasaklanmıştır İsra Sule-i cellesinde. Onları azarlamayın buyuruyor. Onlara yumuşak söz söyleyin buyuruyor bakımdan eee bu ayet-i kerimenin tefsirlerine bakacak olurlarsa şunu da göreceklerdir. E, Abdullah İbn Abbas Hazretleri reisül müfessirîn, Tercümanül Kur'an, Bahrül İlim, ilim okyanusu, Hebrül Ümmet ümmetin en büyük alimlerinden diye anılır. E, yumuşak söz, kavli kerim e, lafızlarını tarif ederken e, zayıf bir kölenin şiddetli bir efendisinin karşısındaki davranışıdır diyor. Ne yapar? Ne yapar? Böyle elini ayağını ovuşturur. Efendim müsaade buyursanız bir şey arz edeceğim filan der değil mi evet. evet. Anne babaya karşı böyle davranmalıdır. Ee, buyuruyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. E, bu zat peygamberimizin amca zadesidir. Eshab-ı kiramın en büyük alimlerinden birisidir. E, dolayısıyla ana babaya şunu yap, yapma gibi emirler vermek katiyen doğru değildir. İşte evet. bu kardeşimiz de babasına babasına ilk bulunmuş, artık üzerine gitmesi gitmesin efendim kendisi görevini yapmıştır, kendisi mesuliyetten kurtulmuştur. Evet. Sevgili hocam diyor ki bir izleyicimiz inşaat işçisiyim. ağır işte çalışıyorum, şeker hastasıyım. oruç tutamıyorum, bu borcumu nasıl ödeyeceğim, ne yapabilirim demiş efendim. Evet. Efendim tabii evet. şeker hastalarının dereceli, dereceleri var biraz durumları sıkıntılı olmakla beraber bütün şeker hastaları aynı derecede aynı seviyede değildir. Eğer tabi bir hazıkı müslim dediğimiz işinin ehli e, tıpta mütehassıs e, sahasında uzman müslüman bir doktor sen oruç tutamazsın derse o ölünceye kadar da evet bu hastalığa müptela olacaksa, iyileşme ihtimali yoksa, efendim, fidye verir. Tutamadığı her bir oruç için fidye verir. Fidye evet. 30 günlüktür. Bunun asgarisi 1750 gram buğday veya un, hmm. e, 3,5 kilo hurma, arpa e, veya üzümdür. E, undan 53 kilo eder asgari. hurma, üzüm ve arpa'dan 105 kilo eder. Durumu hangisine müsaitse on üzerinden verebilir. Mesela bir aylık 53 kilo unu şöyle 5 kiloluk paketler var Ziya Osman Beyciğim. Evet efendim. 5 kiloluk paketler. Efendim, bunlardan 12 tane alsam. Efendim, 60 kilo eder. Bir veya birkaç fakire verebilir. Veya 10 kiloluk unlardan 6 paket alsa, Mesela, ila, evet o da 60 kilo eder. Onu da bir veya birkaç fakire verebilir. İnşaat işi tabii ağır bir iştir. Ağır bir iştir. Mümkün mertebe Ramazan-ı Şerif'te daha hafif bir iş bulmaya çalışmalıdır. E, bulamıyorsa... Eee... İşte o şeker hastalığından dolayı da doktorlar sen oruç tutamazsın diyorlarsa o fidye ile e, durumu kurtarmaya çalışır. Ama eğer iyileşecek olursa evet. fidyeyi verdi. İyileşip oruç tutacak imkanı olursa yeniden oruç tutması lazım gelir. Sizin bir özelinizi çok seviyorum ve takdir ediyorum. Her soruyu ince detayına kadar cevaplandırıyorsunuz. İşin hoşluğu da bu zaten hocam. Efendim yanlış, Doğrusunu... yanlış anlaşılmaması evet. lazım. Çünkü ne söylediğin önemli değil. Karşıdakinin Karşı ne anladığı anlamadım. önemlidir. Çok güzel. Buyuruyor Seyyid Abdülhakim Efendi evet. Hazretleri. Buyurmuşlar. Karşıdakinin ne anladığı mühimdir buyurmuşlar. Onun için kellimun nâse alâ kader ukûlihim. İnsanlar akılları miktarınca konuşunuz. Ziya Osman Beyciğim, e, malum biz 48 sene e, yani görev yapmış bir insanız. Üniversitelerde, dört tane üniversitede hocalığımız var. Lisans seviyelerinde, olduğu gibi yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler de verdik. Çok akademik konuşmalarımız da oldu. Ama biz şimdi ortalama bir üslup tutturmak mecburiyetindeyiz. 7'den yetmişe milyonlara hitap ediyoruz. Kesinlikle Değil mi efendim? Kesinlikle efendim. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz arasında doktora yapanlar var, e, akademisyenler var, e, sadece lisans mezunları var, lise mezunları var, ortaokul mezunları var, ilkokul mezunları var. Yani hepsinin a, yani anlayacağı ya. şekilde orta yolda gitmekte fayda var derim. Hocam bana. çok az zamanımız kaldı. Hızlı hızlı 3 tane sualle geçelim. Bayram namazı kılmadan bayram yapmak uygun mu demiş izleyicimiz. Namaz yerine uykuyu tercih ettim. Günaha giriyorum ve de durumu ne olur demiş. Efendim bir kişi e, uyuyakalmış, saati duymamış, tedbir almasına rağmen evet. uyuyakalmış, bayrama gidememiş. E, bayram namazının kılınması vaciptir. O vacibi bu kasıtlı olarak terk etmiş değildir. Uyku mazerettir, unutmak mazerettir. E, dolayısıyla elbette o bayram yapabilir. Yani bayram namazını kılmadım diye bayram yapmak benim hakkım ah, değildir. Demek uygun evet. değil efendim. İstanbul'dan da ee, Selin Hanım. Tabii gönül rahatlığıyla bayram yapar. Evet. İstanbul'dan Selin Hanım isminde bir hanımefendi soruyor. Evet efendim. Normal diş fırçasıyla veya misvakla veya elektrikli diş fırçasıyla diş fırçalamak gündüz saatlerinde orucu bozar mı? Bozmaz efendim. Üç tane sizden <laughs> bahsetti efendim. evet. Ancak ancak macun kullanmamalıdır. Çünkü macunun macun e, kullanmayacak. Evet. Boğazdan kaçma e, imkanı var. ihtimali var. Bu itibarla misvağı, e, diş fırçasını ve o elektronik fırçamı dedi. Bunları bunları evet. olarak kuru kuruya kullanmalıdır. Bunda bir mahsur yoktur efendim. Evet. Hocam e, asker arkadaşım Ali Topçu Bey soruyor. Askerliği nerede yaptınız efendim? Efendim 3 ay Manisa, 15 ay Kıbrıs, 18 ay askerlik yaptım. Bir gün bile izin kullanmadım. Maşallah. Ya işte vatan sevdalısı. <laughs> doğru. Böyle olur. Doğru be. Aynen doğru. <laughs> ee, attığımızı vuruyorduk. Manga başıydım. Üç yer yaz dediler. Üç yer yazdım. Hakkari Yüksekova, Kars, kar sarı kamış, göz açıkları cevabı, göz açıkları göndermediler. Göz açıkları jandarma yapar derler ya. Değil evet, Çavuş çavuş yaparlar derler değil mi efendim? Evet. Bizi kımsa gönderdiler. Evet. Efendim, evvabin namazı en az kaç en çok kaç rekat kılınır demiş asr arkadaşım. Efendim, evvabin namazı akşam namazından sonra kılınan bir namazdır. Genellikle altı rekat olarak zikredilir. Altı rekat olarak. Evet. Bu altı rekadan Akşam namazının sünneti dahildir diyenler var. E, hayır, onun haricinde 2 2 2 olmak üzere 3 selamla altı rekat kılmalı e, diyen alimler var. E, bu bakımdan evvabi namazı 6 rekattır diyebiliriz efendim. Evet. Bir hanımefendi var fıkıh kitaplarındaki evet. kayda göre efendim. Hanım'ın ismini bir hanımefendiden bir sual var biraz Hassas bir soru, özel bir soru. Sizinle telefonla görüştürmek istiyorum izin verirseniz. Peki tamam. efendim. Ay efendim. Efendim son iki dakikamız. O zaman bu akşam sizin anlattıklarınız doğrultusunda iftarımızı nasıl açacağız efendim? Ezan-ı Muhammediye okunacak. Efendim <laughs> bakınız Evet. bakınız alimler temkinden bahsediyorlar. Bir namaz vakti hesaplanırken hesabı yapılan şehrin arazisinin Yükseklik ve alçaklık, Evet doğu batı, kuzey güney genişlik gibi durumları göz önüne alınmalıdır. Bu gereklidir. Ayrıca vakte tesir edecek atmosfer şartları da en anormal hali düşünülerek bütün bu şartların hepsini karşılayarak vakti emniyet altına tutacak zamana vaktin temkini denir efendim. İşte bu vakit ibadet vaktinin emniyeti bakımından zarar olarak olması şart olan bir zamandır. Evet. Temkinsiz yapılan ibadet vaktin dışına taşmış olabilir. Yani bu alelade bir ihtiyat değildir. Behemal uyulması gereken bir husustur. Bu bakımdan e, ezan vakti girdikten 2-3 dakika sonra orucu açmakta hiçbir mahsur yoktur, yok. efendim. Evet. Şöyle ezan bir bitsin. Değil mi efendim? E, tabii, e, efendim eskiden derlerdi ki ya müezzin efendi minareden bir insin derlerdi. Değil mi efendim? Bakın Anadolu'da şöyle yapılırdı. Camide önce ezan okunur, namaz kılınır, ondan sonra oruç açılır Hocam, demek. Sizde bizde hep öyle yaparsınız zaten. Evet evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah Teala razı olsun. Evet. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, bu akşamki iftara doğru programımızın sonuna geldik. İstanbul için ezan vakti okunacak. Lütfen ezanın Muhammediye'nin bitmesini bekleyelim. Bir nefes alalım. Ondan sonra oruçlarımızı açalım. Hayırlı iftarlar olsun. Allah kabul etsin efendim. Haydi Ramazanlar. Yarın akşam görüşmek üzere inşallah.